Sonra baktı. Saroz fonlarıyla gelen Paşinyan'ın Macron'la şarap partileri verip sonra uyuştu şarapla kafayı bulup Şuşa'da bütün Türk dünyasını tahrik eden. Bakın bir Ermenistan devlet başkanının tarihi kadim kenti Şuşa'ya. Tarihçiler çok iyi bilir. Karabağ Hanlığı'nın göz bebeği. Size söyleyeyim, Şuşa neresidir biliyor musunuz? Şuşa Oğuz Kağan'ın yazlığıdır. Yani Gete Korkut'un gezdiği diyarlardır orası. Oraya gidip halay çekip kendince o şarap kadehleri kaldırıp Türk dünyasını tahrik etmenin bedelini ödediler. Ondan Aliyev Şuşa olmasa bu iş yarım kalır dedi. Yani böyle bir mücadelenin içinde Putin bütün jeopolitiği çok iyi kuruyor. Kendisi eski bir KGB ajanı. Bunun müthiş eğitimlerini yaptı. Devletler ve toplumsal sosyolojileri, alan gerçekliklerini biliyor ve Azerbaycan'dan yana bir tavır aldı. Ama gazeteci olarak yorumu da söyleyeyim, Ermenistan'da tam ezdirmedi. Evet. Alanda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri etki oluşturdu ama bir şekilde alanda Ermenilerin de etkisini olmasını istiyor. Çünkü Karabağ sorunu tamamen biterse, bir sorunsal olarak masadan kalkıp Azerbaycan lehine %100 sonuçlanırsa Rusya'nın oradaki etki alanı da azalır. Bunu da bir nevi koruyor Putin. Özetle anlatıyorum. Kaybeden Paşinyan'dır, kaybeden Ermenistan'dır, kaybeden Macron'dur. Kaybeden Ermenistan diasporasıdır. Fransa'daki Los Angeles'ta bulunan Ermenistan diasporasıdır. Tırnak içinde de bir şey attım. Bu sürecin bu kadar hızlı olmasının dolaylı da olsa Amerikan seçimleriyle alakası var. Korona sürecinde Trump ve Biden rekabetinde Amerikalı CIA ajanları ve diplomatlar Güney Kafkasya'ya fazla çalışamadılar. Çünkü biliyorsunuz bakanlar alındı apar topar. Biden kimle çalışacak? Tarihin bir tekerrük de bu takvime de denk geldi. Eğer Amerika başka bir pozisyonda olsaydı Ermenileri bu kadar yalnız bırakmazdı. Bunu da söyleyeyim.